Yani şimdi belki referans almak, bunu referans vermek çok doğru olmayabilir ama sonuçta tecritin bir kelime anlamı var. Ve bu işte sosyal, siyasal, kültürel vesaire bütün her alanda bir izolasyon ve bununla ilgili bir bağlantısızlık, bir tekleştirmeye tekabül eden bir yanıtı var. Şimdi her halükarda hukuki anlamda da evrensel anlamda da aslında insani boyutta da tecritin bir suç olduğu bütün dünya ülkeleri tarafından deklare edilen bir şey. Kabul edilen ve kabullü genel geçerliliği mevcut olan bir durum. Bu haliyle bakıldığında elbette ki bunun bir suç olduğunu ve bir çözüm ortağı eğer aranacaksa bununla ilgili bir izolasyondan, bir tecritten mutlaka arındırılması ve bundan azade edilmesi gerekiyor. Ki kaldı ki tecrite bizim yaklaşımımız en azından şu an mevcut Türkiye'de yaşanan baskı politikaları, asimilasyon, inkar, imha çalışmaları, özel savaş politikaları, yargı tacizleri, siyaseten ablukaya alınmış olan bir halk. Bunların hepsini düşünce aslında tecritin sadece bir birey üzerinden değil, bir kimlik, bir varlık, bir kültür üzerinden de kendini var ettiğini söylemek gayet tabii mümkün. Bu haliyle baktığımızda ise bunun bir tekleşme olduğunu söylerken şu an mevcut iktidarın kullanmış olduğu tek dil, tek millet aslında kavramı da burada doğrudan bir tecriti aslında ifade etmektedir. Çünkü tecrit sadece bir izolasyon değil, aynı zamanda var olan kendi değerlerinden de uzaklaştırma, bunu başka bir şey kanalize etme, başka bir form, biçim verme haline de dönüştürme durumudur. Yani bunu böyle de okumak gayet de mümkün tabii. Bunun dışında şunu da ifade etmek gerekiyor. Sadece Kürt kimlik sorunu değil, aynı zamanda arzu edilen, murad edilen bir barış, bir çözüm talebi de var aslında. Ve bunun da muhatabı elbette ki orasıdır. Yani onu görmezden gelerek, bunu dikkate almadan bir sürecin başlaması da mümkün görünmüyor. Ki kaldı ki biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda bir iki gün önceye kadar da bizim grup başkan vekilimiz Meral Danış Beştaş da aslında bir açıklama yaptı. Bir ekonomik buhrandan bahsedildi. Ama ekonomik buhrana varmadan önce bile öncelikle bu tecritin, bu Kürt sorununun çözümü gerekiyor. Bu gibi başat sorunlar çözülmeden zaten başka bir sorun çözümü de gelemeyeceğinden bahsetti. Biz de aslında bu yerde aynı noktadayız. Konunun, tarafın kendi muhatapları olması gerekiyor. Yani bir Kürt meselesini çözüme kavuşturmak, bununla ilgili bir barış sürecini başlatmak gerekiyorsa 2014 yılından önce yani o zamanki çözümün adresi olarak nasıl mevcut iktidar tarafından İmralık Sayın Öcalan olarak görülüyorduysa şimdi de aslında bu süreci aslında başlatacak olan muhatap yine odur diye düşünüyorum. Bir fiziki tecrit var. Ancak bu fiziki tecritin yanı sıra onun iletişimini, etkileşimini, sosyal olarak ailesiyle, avukatlarıyla, danışmanlarıyla vesaire vesaire onunla iletişim kurabilecek bütün ağlarla, avukatlarla, sivil toplum kuruluşları, demokratik hak arayışı merkezinde bulunan yapılarla, uluslararası heyetlerle eğer görüş engelleniyorsa aslında burada evet amaç da biraz onun o fikirlerini paylaşmak, paylaşılmasını engellemek ve buna dair de bir tecrit alanı yaratmak. Çünkü sonuçta maksat o. Yani yarattığını belki ifade edemeyebiliriz. Çünkü sonuçta demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yaklaşım var ve bu üçüncü yolun temelinde de bunlar oluşuyor. Bunlar hala şu anda birçok alanda mücadelesi verilen bir alan. Bu noktada bunun bu tecrite sebep olduğunu düşünmek nispeten doğru olmaz. Ancak onların amaçladığı gayelerinin bu olduğunu söylemek mümkün. Yani amaçlarına ulaşamıyorlar ancak yapmak istedikleri şey bu diye düşünüyorum. Gibi avukatlar ve barolar birliğinin bu konuyla ilgili başvuruları aslında bu tecritin yine hukuki olmadığını, insani olmadığını ve evrensel hiçbir değere uymadığını, bir suç olduğunu belirtmek üzere yapılmış bir başvuru. Yani konuşmanın başında aktardığımız gibi bu sürecin zaten doğru işlemeyen bir tarafı var. Bir suç var ve bu suça ortak olmak var. Bu anlamda da Avukatlar ve Barolar Birliği bununla ilgili bir başvuruda bulunuyor. Cevap almak istiyorlar. Bunun cevapsız bırakılması bile aslında bu tecritin hukukun diğer alanları da yansıtıldığının bir göstergesi. Yani hukuken de bir tecrit işlenmiş durumda. 770 küsur avukatın gidip başvuru yapmasına rağmen bunun başvurusuz kalması aslında orada bir hukuki sürecin işlemesine dair devreye sokulan bir mekanizmayı da tanımamak oraya da bir tecrit uygulamak anlamına gelmekte.
Yani açıkçası uluslararası bütün düzeyde var olan bütün baskı mekanizmalarını bu konuyla ilgili insan hakları, demokrasi mücadelesi veren bütün kesimler ve ayrıca özellikle Kürt sorunun çözümüne dair Orta Doğu ve bütün dünya çapında faaliyet gösteren bütün yapıların bunda zorlayıcı, tetikleyici ve bir taraf olması gerekiyor. Ve bu taraflı olmakla da yetinmiyor aslında. Yetinmemek gerekiyor. Bu taraflı olma durumunu birazcık da baskı mekanizmalarına dönüştürmek gerekiyor.